Peygamber Efendimiz, bugünkü konu Peygamber Efendimizin savaşları. Savaşlarının içeriği, savaşlarının hedefi, savaşlarının gayesi ve savaşlarının mahiyeti. Allah aşkına programı pür dikkat dinleyiniz. Pür dikkat. Yani sadece bu program, bu bir saatlik program anlaşılır ise, anlaşılırsa bütün Müslümanların arasında ihtilafın aslında bitmesi gerekir. Yani bu bir saatlik program bütün Müslümanlar arasında ihtilafı bitirecek bir saat. Onun için dikkatle dinleyelim ve daha fazla kitlelere bu bir saati ulaştıralım inşallah. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz 40 yaşında risaletini, nübüvvetini, peygamberliğini Allah'ın emri ile açıkladı. 63 yaşına kadar mücadele etti. Bu 63 yaşına kadar mücadelesini risaletten sonra, peygamberlikten sonra 13 senesini Mekke'de mücadele etti. 10 senesini Medine'de mücadele etti. Peygamber Efendimizin Mekke'deki mücadelesi 6 kademeli olmuştur. Bakın 6 kademeli. Pardon 5 kademeli. Peygamberimizin Mekke'deki mücadelesi 5 kademeli olmuştur. Peygamber Efendimizin Mekke'deki mücadelesi ki 5 kademede 5 aşamalı olmuştur. İslam dinine karşı savaşanlar, İslam dinine karşı olanlar, Kur'an'a karşı olanlar, Allah'ın dinine karşı olanların da peygamberimize karşı mücadelesi 5 aşamalı olmuştur. 1. Peygamberimizi önemsememek. Bu bir mücadele taktiği idi dine karşı olanlar tarafından. Önemsememek. 2. Onun hakkında yalan sözler etrafa yaymak. Önce önemsemediler, baktılar Müslümanlar her geçen gün çoğalıyor. İkinci aşamada taktik değiştirdiler. Peygamberimiz hakkında yalan sözler etrafa yaymaya başladılar. Bu işte makam perestir, makam düşkünüdür, kadın düşkünüdür, para düşkünüdür. Bu sihirbazdır, bu büyücüdür. Bu şekilde taktik değiştirdiler. Yine baktılar ki hayır, Peygamber Efendimiz'e inananların sayısı çoğalıyor. Çoğalıyor. Üçüncü aşamada Peygamberimize inananlara zulmetmeye başladılar. Çünkü peygamberimize ilk iman getirenler genelde fakirlerdi, miskinlerdi, yoksullardı, kölelerdi. Bunlara baskılar uyguladılar, zulmetmeye başladılar, işkence etmeye başladılar. Başarılı olamadılar. Dördüncü mücadele taktiği siyasi ve ekonomik ambargo. Müslümanların yanından uzak durdular, Müslümanları kendilerinden uzaklaştırdılar, onlardan bir şey satın almadılar, onlara bir şey satmadılar. Ve Peygamberimiz 3 sene Şiibe Ebi Talib deresinde yaşadı. Siyasi ve ekonomik ambargo. 5. taktik ise bu 4 aşama başarılı olmayınca, sonuç vermeyince müşrikler 5. bir mücadele taktiğini devreye soktular. Peygamber Efendimiz'i öldürmek kararını verdiler. Ama öldüremediler. Peygamberimiz Allah'ın vahyi gereği, emri gereği, haber vermesi gereği Mekke'de Medine'ye hicret etti. 13 sene zaman zarfında müşriklerin Peygamber Efendimiz'e, daha doğrusu din karşıtlarının öyle arz edeyim. Efendim insanları sömürmek isteyen din karşıtlarının, çünkü din, gerçek din sömürücülere fırsat tanımaz. Sömürgecilere fırsat tanımaz. Ondan dolayı 13 sene zaman zarfında din karşıtları, peygamber Kur'an karşıtları peygamberimize bu 5 kademede mücadele ettiler. Peygamberimiz hicret etti. Hicret ettikten sonra Medine dönemine bakıyoruz.
Mekke'nin fethine kadar, Hicri 8. seneye kadar Peygamber Efendimiz yine mücadele etti. Onlar da durmadılar. Yani Mekke'de Peygamberimize karşı mücadele edenler, Peygamberimiz hicret ettikten sonra onlar yerlerinde oturmadılar. Tam aksi mücadele taktiklerini değiştirdiler ve şiddetlendirdiler, çoğalttılar. Sıcak savaşlar kararına verdiler. Mekke fethine kadar Peygamber Efendimizin ve inananların karşılaştığı savaş 84 tanedir. Gazve ve Seriye olarak toplamda 84 tane savaş Mekke tarihine kadar gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz'e karşı bu savaşanlar ne için savaşıyordu? Dine karşı savaşıyorlardı. Kur'an'a karşı savaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz'e karşı savaşıyorlardı. Kendi çıkarları için savaşıyorlardı. Makamları için savaşıyorlardı. Dünyalıkları için savaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz ve etrafındakiler ne için savaşıyordu? Din için savaşıyordu. Kur'an için savaşıyordu. Maneviyat için mücadele ediyordu. Allah için mücadele ediyordu. Mekke fethinden sonra bu 6 aşamalı mücadeleyi gerçekleştirenler 7. bir taktiği devreye soktular. Nifak ve münafıklık. Nifak ve münafıklık. Bu özetle Peygamber Efendimizin 23 senede şahsiyetine, davasına, şeriatine, Kur'an'a, dine karşı din karşıtlarının mücadeleleri. Aziz kardeşlerim, bu mücadelede iki tarafa bakıyoruz. Peygamberimiz ve tarafı, karşısındakiler ve taraftarları. Bir taraf dünya için savaşıyor, bir taraf ukva için savaşıyor. Bir taraf efendim nefs için savaşıyor, bir taraf Allah için savaşıyor. Bir taraf indirilen din için savaşıyor, bir taraf uydurulan din için savaşıyor. Bunu hiçbir Müslüman inkar etmez, edemez. Bu anlattıklarımı. Şimdi kaynaklara bakıyoruz. Kaynaklarda Hazreti Ali Aleyhisselam'ın savaşlarını görüyoruz. Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali Aleyhisselam da hayatı mücadeleyle geçmiştir. Peygamberimizden sonra ilk 25 sene Hazreti Ali Aleyhisselam yerinde oturmadı zannedilmesin. O 25 sene zaman zarfında da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mücadelesi vardı. Ama mücadele yöntemi farklıydı o 25 sene içerisinde. Hazreti Ali Aleyhisselam devletin başına geldiği zaman, hilafetin başına geldiği zaman, zahirde halife olduğu zaman Hazreti Ali Aleyhisselam'a 3-5 sene zaman zarfında 3 tane savaş açtılar. 3 tane savaş. Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı, Nehrevan Savaşı. Cemel, Sıffin, Nehrevan. Yani Peygamber Efendimiz nasıl savaşmış ise Hazreti Ali Aleyhisselam da savaşmış. Peygamber Efendimiz'e karşı nasıl birileri savaşmış ise Hazreti Ali Aleyhisselam savaşmıştır. Birileri Hazreti Aleyhisselam'a karşı savaş açmıştır. Ve bu savaş bugüne kadar devam ediyor. Bunun altını çizeyim özellikle. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz ne için savaştı? Hazreti Ali Aleyhisselam ne için savaştı? Peygamberimizin savaşları, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın savaşları. Geçtiğimiz hafta Şuheyr İbni Kuteybe Dinuri'nin El-İmamet ve Siyaset kitabının 1. cildinin 78. sayfasında bahsettim. Yine İbni Ebil Hadid'in Şerh-i Nehcül Belagasından bir hadis arz ettim. Bir hadis arz ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz buyuruyordu ki, nasıl ben
Kur'an'ın nüzulü için savaştı isem, benden sonra sizin içinizden birisi gelecek, o da Kur'an'ın te'vili için, manası için, tefsiri için savaşacaktır. Ebu Bekir dedi, ya Resulallah ben miyim o savaşacak olan? Buyurdu, hayır. Ömer dedi, ben miyim ya Resulallah o savaşacak olan? Peygamber buyurdu, hayır. Ve buyurdu ki, huve khasifun na'al. Kur'an'ın tevili, tefsiri, manası için savaşacak olan ayakkabıyı yamayandır. Fe eşare ila Ali. Ali ile Hazreti Ali'ye işaret etti. Yani orada ayakkabıyı tamir eden var ya, o Ali, Kur'an'ın tevili için savaşacak olan işte odur. Bunu geçen hafta arz ettim bu rivayet. Bakınız kardeşlerim, Hazreti Ali aleyhisselam kardeşi Akil'e bir mektup yazıyor. Hazreti Ali aleyhisselamın yazmış olduğu bu mektubu İmamet ve Siyaset kitabının birinci cildinin 75. sayfasında Şuheyr İbni Kuteybe Dinuri'nindir ve eser ehli sünnet alimlerinden, tarihlerinden ve 1000 seneden fazla geçmişi vardır İmamet ve Siyaset kitabının, Şuheyr İbni Kuteybe Dinuri'nin 1000 seneden fazla geçmişi var. Ve aynı şekilde arz edeceğim hadis Şia'dan Biharul Envar'ın 29. cildinin 628. sayfasında var. Allama meclisidir. Biharul Envar ve Şerh-i Nehcül Belaga İbni Ebil Hadid'in Şerh-i Nehcül Belagası'nın 2. cildinin 214. sayfasında şu mektup geçiyor. Hazreti Ali aleyhisselam kardeşi Akil'e şu mektubu yazmış. İnne Kureyşen kad içtema'at ala harbi ahike içtima'iha ala Resulillah kablel yevm ve cehilu hakki ve cehedu fazli. Nasıl bugün Kureyş toplanmışlar senin kardeşine karşı savaşıyorlar ise, aynı Kureyş dün de Resulullah'a karşı toplanıp savaşıyorlardı. Bakın, söze iyi dikkat edin. Aynı Kureyş dün Resulullah'a karşı savaşıyordu, bugün de bana karşı savaşıyor. Yine başka bir hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ya Ali, ya Ali, dikkat edin rivayete. Ente tuqatilu ba'di ala ta'vil kema qataltu ala tanzil. İyi dikkat edin bu rivayetlere. Ey Ali, ben Kur'an'ın nüzulü için savaştığım gibi benden sonra sen de Kur'an'ın te'vili için savaşacaksın. Ehl-i sünnet alimlerinden, eserlerinden Sevaikul Muhrika 123. sayfada bu rivayet Sevaikul Muhrika'da nakledilmiştir. Sen Kur'an'ın tevili için, tefsiri için savaşacaksın. Ne demektir bu sözün anlamı nedir? Yani Ali, benden sonra Kur'an'ı manasını tahrif edecekler. Benden sonra Kur'an'ın tefsirini tahrif edecekler. Kur'an'ın kendisini değil, dikkat edin. Birileri buradan malzeme çıkarıp gidip sağda solda Şia efendim böyle inanıyor, yaygarasını yapmasın. Çünkü yaygaracılar çoktur. Defalarca Şia Kur'an'ın tahrif olmadığına iman etmiştir dememize rağmen, bu konuda YouTube kanalımızda 2 saat 27 dakikalık videomuz olmasına rağmen, sohbetimiz olmasına rağmen, Allah ile aldatanları tanıyalım kitabımızda bu konuda 40 sayfa delil yazmamıza rağmen, halen bazı yobazlar, mezhep yobazları, mezhep bağnazları
ilim fukaraları, cahilleri diyorlar, yok Şia Kur'an'ın tahrifine inanıyor. Şia Kur'an'ın tahrifine inanmıyor. Ama Şia bunu diyor. Kur'an'ın manasını, tevilini, tefsirini Peygamber Efendimiz'den sonra tahrif ettiler. Tih çölüne düşenler, işlerine gelmeyen ayetlerde Kur'an'ın tevilini, manasını, tefsirini tahrif ettiler. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Ali benden sonra savaşacaksın, yani savaş. Kur'an'ın manasını kimler tahrif ediyordu? Yahudiler mi tahrif ediyordu? Hristiyanlar mı tahrif ediyordu? Allah'ı inkar edenler mi tahrif ediyordu? Kur'an'ın tahrifini Yahudilerin altyapısını oluşturarak tih çölüne attıkları tahrif ediyorlardı. Hazreti Ali aleyhisselam da savaştı. Savaştı. Hem de Peygamber Efendimiz'den hemen sonra savaştı. Zannedilmesin ki 25 sene sonra savaştı. Peygamber Efendimiz'den hemen sonra Hazreti Ali aleyhisselam savaştı. Çünkü bazıları öyle zannediyor ki savaşmak derken eline kılıç alıp savaşmaktır. Hayır kardeşlerim. Bazen savaş beyan ile yapılır. Mücadele bazen beyan ile yapılır, konuşarak. Bazen mücadele yazarak yapılır. Bazen mücadele susarak yapılır, sabrederek yapılır. Bazen de mücadele kılıçla yapılır. Savaş, yani sıcak savaşla yapılır. Hazreti Ali aleyhisselam Peygamber Efendimiz'den sonra mücadelesini yapmıştır. Ama kılıç mücadelesi değil. Beyan mücadelesi. Tebliğ mücadelesi, konuşma mücadelesi. Sonrasında sabır mücadelesi. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hazreti Ali savaşmıştır dedik. Buyuruyor ki ene uqatilu ala tenzil ene uqatilu ala tenzil tenzilil Kur'an ve aliyyun yuqatilu ala te'vilil Kur'an. Ben Kur'an'ın nüzulü için savaşacağım, savaştım. Ali de Kur'an'ın tevili, tefsiri için savaşacak. Kenzul Ummal, cilt 11, sayfa 613, hadis numarası 32.968. Kenzul Ummal, Muttaki Hindi'nindir, Ehl-i Sünnet alimidir. Eserinin 11. cildinin 613. sayfasında 32.968 numaralı hadiste diyor ki, Resulullah buyurdu, ben Kur'an'ın nüzulu için savaştığım gibi Ali de Kur'an'ın tevili, tefsiri için savaşacaktır. Dikkat edin. Ve Peygamber Efendimiz buyurdular, ya Ali, silmuke silmi, seninle sulh içinde olan benimle sulh içinde olmuştur. Seninle barış halinde olan benimle barış halinde olmuştur. Ve harbuke harbi. Seninle savaşan benimle savaşmıştır. Ve entel alemu fîmâ beyni ve beyni ümmeti. Sen benimle ümmetim arasında sancaksın. Ümmetle benim aramda sen alemsin, sancaksın. Ehl-i sünnet alimlerinden Megazili İbn-i Megazili Menakıb kitabının 50. sayfasında bu rivayeti nakletmiştir. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ene harbun limen harabekum. Ehl-i beytine bakarak Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'ya, İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e aleyhisselam bakarak buyurdular ki ene harbun limen harabekum. Sizlerle savaşana karşı ben onunla savaş halindeyim. Yani kim sizlerle savaşırsa benimle savaşmış gibidir. Silmun limen salemekum. Kim sizlerle sulh halinde olursa, efendim silm halinde olursa, kim sizlerle barış halinde olur ise, barış halinde olursa benimle barış halindedir. Bu rivayette dört mezhepten birisi Ahmed İbni Hanbel'in Musnedinde, Hanbeli mezhebinin imamı
Ahmed İbni Hanbel'in Müsned isimli eserinde 9698 numaralı hadistir. Yine Taberani Mu'camul Kebir'de nakletmiş bu rivayeti 2621 numaralı hadiste. Yine Hakim Nişaburi Mustadrak-ı Sahiheyn kitabında 4713 numaralı hadis olarak bu hadisi nakletmiştir. İbni Hacer Askalani El-İsabe kitabında 8. cildin 266. sayfası hadis numarası 11587'de bu hadisi nakletmiştir. Sahih-i İbni Hibban 15. cildin 433. sayfasında bu hadisi nakletmiştir. 6977 numaralı hadise. Hangi hadis? Ehl-i Beytine bakarak Allah Resulü buyurdu ki kim sizlerle savaşırsa benimle savaşmıştır. Kim sizlerle sulh içinde olmuşsa benimle sulh içinde, barış içinde olmuştur. Netice kardeşlerim. Netice. Söyledik mi Peygamberimizin savaşlarını? Söyledik. Kimlerle savaştığını, kimlerin peygamberle savaştığını söyledik. Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali'nin savaştığını söyledik. Hazreti Ali'nin niçin savaştığını, neden savaştığını Peygamberimizin hadisleriyle söyledik mi? Söyledik. Hazreti Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e karşı savaşanların Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmıştır hükmünde olduklarını Ehl-i Sünnet kaynaklarından söyledik mi? Söyledik. Şimdi soru. Ey İslam dünyası, ey Şia, ey Sünni, ey kendisini Müslüman gören hangi mezhebe mensup olursa olsun kardeşim, git şu aktardığımız gerçeklerin ışığında Peygamber Efendimiz'den sonra Ehl-i Beyt'e karşı kimler mücadele etmişlerdir? Kimler Ehl-i Beyt'e karşı savaşmışlardır? Onları bir araştır. Araştır. Bu gerçeklerin ışığında araştır. Objektif olarak araştır. Ve araştırdıktan sonra şunu göreceksiniz. Kim Ehl-i Beyt'e karşı savaşmışlarsa Tih çölüne düşenler Ehl-i Beyt'e karşı savaşanlara demişlerdir ki Allah onlardan razı olsun. Raziyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Muaviye raziyallahu anh. Emraz raziyallahu anh. Abdurrahman İbni Avf raziyallahu anh. Talha raziyallahu anh. Mervan raziyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Ya el insaf. Bunların hepsi Hazreti Ali'ye karşı savaşmışlar. Ehl-i Beyt'e karşı savaşmışlar. Peygamber Efendimiz senin peygamberin, benim peygamberim buyurmamış mı? Kim Ehl-i Beyt'e karşı savaşmışsa benimle savaşmıştır. Kim Ehl-i Beyt'le sulh içinde olmuşsa benimle sulh içinde olmuştur. Ehl-i Sünnet alimleri de bunları yazmışlar mı? Yazmışlar. Peki peygamberle savaş hükmünde olan nasıl Allah ondan razı olacak? Bu nasıl raziyallahu anh makamına geldi? Soruyorum. Allah'ın razı oldukları bunlarsa ey tih çölünde kalanlar, ey tih çölüne düşenler, Allah'ın razı oldukları bunlar ise söyleyin, bize cevap verin. Allah'ın razı olmadıkları kimlerdir? Bunun bize cevabını ver. Eğer Allah bunlardan razıysa, razı olmuşsa, peki Allah'ın razı gelmedikleri kimlerdir? Allah'ın razı gelmemesi için bir kulun ne yapması lazım? Peygamberle savaşmış. Halen dahi Allah onlar razı mı olacak? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir düşünce? Bu nasıl bir inanç? İşte kardeşlerim, bu arz ettiğim konu, konum, gerçekler ümmetten bir grubunun tih çölüne düştüğünü gösteriyor mu? Göstermiyor mu? Ümmetten bir grup tih çölüne düşmüştür.